Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün gündemimizde vaka sayılarında gözlenen yeni artış eğilimi, yetersiz aşı tedariki, aşılamadaki gecikmeler, derinleşen ekonomik kriz, ekonomik krizde bir başına bırakılan toplum kesimlerinin sorunları, bu sorunları çözemeyen, aksine devlet ve yönetim krizini derinleştiren Erdoğan şahsım rejiminin son uygulamaları ve tüm bunların ağırlaştırdığı toplumsal buhran vardı. Değerli basın mensupları, atalarımız istediğin yere erinme, istemediğin yere görünme diye öğütlemiş. Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan siyasi kayyumu öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri istemiyor. Üniversite emekçileri istemiyor. Toplumun vicdanı istemiyor. Milletimizin kahir ekseriyeti, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmenleri de dahil üniversitelere siyasi kayyumlar atanmasın diyor. Kayyum kendisine yardımcı bulamıyor. Öğretim görevlileri bu kayyumla çalışmak istemiyor. Demek ki bu işte bir yanlışlık var. Ama Erdoğan yanlıştan dönmek yerine yeni yanlışlara imza atmaktan çekinmiyor. İstenmeyen siyasi kayyuma yönetim kurulu ve senato oluşturmak için Boğaziçi Üniversitesi'ne gecekondu fakülteler açma kararı veriyor. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin, milletin vicdanının kabul etmediği kayyum için huruç harekatı başlatıyor. Suç örgütü liderlerinden referans mektubu alıyor. Kayyuma yeraltı dünyasından destek topluyor. Şimdi hal böyle olunca da insan ister istemez düşünmeden edemiyor. Ya yoksa Boğaziçi'nde de bir kupon arazi işleri mi var diye. Devlet krizi aslında en çirkin yüzünü gösteriyor. Erdoğan ateşi sürekli harlıyor. Cuma namazı çıkışında kin ve nefret dolu sözlerle toplumun sinir uçlarıyla oynamaktan, yeni fay hatları açmaktan da geri durmuyor. Kadına ve insana bakışındaki sorun nefret diline dökülüyor. Şu cümlelere bir bakar mısınız? Osman Kavala denilen adeta Saros'un temsilcisi olan kişinin karısı da provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Ya bunları tekrarlarken ben sıkılıyorum. Bunlar cumhurun başı olduğunu söyleyen, herkesi kucaklaması gereken bir makamda oturan birine yakışıyor mu bu cümleler? Sayın Ayşe Buğra, Profesör Doktor Ayşe Buğra, bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli iktisatçılardan biridir. Başarıları dünya çapındadır. Ama kadını sadece bir eşe ve anneye indiren bu zihniyet, Sayın Ayşe Buğra'nın yaptıklarını ve başarılarını da elbette anlayamıyor. Osman Kavala, Erdoğan'ın şahsi garezi nedeniyle şu anda hapiste. Mahkemeler Kavala'yı içeride tutmak için suç üzerine suç uyduruyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyorlar. Ve şimdi Erdoğan, eziyet ettiği bu kişinin eşini de, Sayın Ayşe Buğra'yı da hedef gösteriyor. Biz bu ayıplı dili kınıyoruz. Erdoğan'ın bu nefret dilini milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Tabii şunu da soruyoruz. Memlekette Sorosçuluk suç mu? O zaman bu resim neyin nesi arkadaşlar? Bu resim neyin nesi? Yer Davos. Masanın bir tarafında Soros, diğer tarafında Erdoğan. Yüzlerinden mutluluk akıyor. Bu memlekette Soros ile aynı yemek masasında oturan tek parti lideri Erdoğan'dır. Davos toplantılarında Soros'a dönüp Türkiye'nin açık toplumu biziz, bizi destekleyin diyen de Erdoğan'dır. Erdoğan Sorosçu mu arıyor? O zaman dönecek, sarayın altın varaklı aynalarına bir bakacak. İktidara gelmek için Soros'tan medet uman Erdoğan şimdi çıkmış insanları Sorosçu olmakla itham ediyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Kişi herkesi nasıl bilirmiş? Kendisi gibi bilirmiş.
Erdoğan'ın yaptığı millete karşı ayıptır. Hatalı olduğunu kabullenmek bir erdemdir. Hatadan dönmek de bir erdemdir. Hatadan dönmenin yollarından biri de istifa müessesesidir. Biz bu müesseseyi Boğaziçi'ne atanan kayyumu hatırlatınca Erdoğan sinirlenmiş. Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etsin diyecekler demiş. Geçen hafta söyledim, Sayın Erdoğan istifanızı istemek için yüreğe gerek yok. Bunu istemek en tabii vatandaşlık hakkımızdır. Nitekim daha önce istifanızı defalarca istedik. Ama siz kulağınızın üstüne yattınız. Elbette herkes istifa edemez. Makam ve mevkiyi zenginleşme ve ikbal kapısı görenler istifa edemez. Gücünü makam ve mevkiden alanlar istifa edemez. Birilerinin himmetiyle bir yerlere gelenler istifa edemez. Öz saygısı ve öz güveni olmayanlar istifa edemez. İstifa etmek için yüreğe ihtiyaç vardır. İstifa etmek için özgüvene ihtiyaç vardır. İstifa etmek için öz saygıya ihtiyaç vardır. İstifa önemli bir müessesedir, yürek içidir. Yakın zamanda Hollanda'da hükümet istifa etti. Neden? Vergi idaresi hukuka aykırı şekilde vatandaşlarını incelediği için. Hükümet bu hatanın sorumluluğunu aldı ve istifa etti. Yine İsveç Ulaştırma Bakanı evinde sigortasız dadı çalıştırdı diye istifa etti. Sadece Avrupa'da mı? Uzak Doğu'da da istifa müessesesi var. Japonya'da Adalet Bakanı milletvekillerine doğru dürüst cevap vermediği, işini hafife aldığı için istifa etti. Üstün sorumluluk duygusuyla yaşamına kıyan kamu görevlilerinden hiç bahsetmiyorum bile. 6 yıl önce İzmit Körfezi'nde asma köprüde kopan halat için sorumlusu benim diyerek yaşamına son veren Japon mühendisi unutmadık. Başarı iyi yönetimle sağlanır. Kamu görevinde başarının sırrı ise liyakattir. İşi layıkıyla yapamayan, sorumluluğunu yerine getiremeyen ya da bulunduğu görevde istenmeyen o makamı fuzuli yere işgal etmez, istifa eder. Çünkü makam ve mevki araç, millete hizmet amaçtır. Salgında gerçek vaka ve hasta sayılarını yurttaşlarından saklayan, salgını olduğundan küçük gösterip yurttaşlarımızın gereken önlemleri almasını engelleyen, hayatlarını kaybetmesine neden olan yönetici, yüreği varsa istifa eder. Ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşı gelecek deyip topu topu 13 milyon doz aşı getiren, günde 1 milyon 100 bin kişiye aşı yapacağız diyen, yapa yapa günde 119 bin kişiye aşı yapan, milletine verdiği sözü tutamayan tek sorumlu yüreği varsa istifa eder. Salgında tüm dünya yurttaşlarına yardım yağdırdı. Bunlar millete 5 maskeyi ücretsiz dağıtamadı. Üstüne IBAN numarası gönderip milletten yardım istedi. Aynı ligde olduğumuz G20'nin gelişen ekonomileri milli gelirlerinin ortalama %3,3'ü kadar bütçelerinden vatandaşlarına destek verdiler. Şimdi bunu bizim milli gelirimize oranlarsak 160 milyar Türk lirası yapar. Erdoğan'ın şahsım rejimi bütçeden vatandaşlarımıza ne kadar karşılıksız destek verdi? 6,4 milyar lira. 160 nerede? 6,4 nerede? Ama buna karşılık milletini salgında en çok borca batıran yine Erdoğan oldu. Milletine hak ettiği desteği veremeyen, borca batırıp insanlarını canına kıyma noktasına getiren bir yönetim var, bir hükümet var. Bu hükümet vazifesini yapamayan bir hükümet. Vazifesini yapamayan, yüreği varsa o koltukta oturmaz, istifa eder. Salgında devletine 40 yıl vergi veren esnafa, 40 gün bakamayan, esnafı borca batıran, sonra da zor gününde esnafın borcunu o da 6 aylığına yüksek faizlerle yapılandırıp borç taksitlerinin sayısını bile ötelemeyen, esnafı salgında bir başına bırakan, esnaflarımız dükkanına gelen ödeme ihbarlarına canlarıyla ihtar çekerken kapanan dükkan yok diyebilen yönetici yüreği varsa o koltukta oturmaz, istifa eder.
Çiftçinin toprağa gübre atma zamanındayız. Gübre fiyatları son bir yılda %90'a yakın zam görmüş. Çiftçinin tarım krediye borcu almış gitmiş. Ziraat Bankası'na borcu var. Mazotçuya borcu var. Yemciye borcu var. Gübreciye borcu var. Çiftçinin traktörü, tarlası, ineği haczediliyor. Kanun diyor ki çiftçiye milli gelirin en az %1'i kadar destek vereceksin. Ama kanunu bu yönetici dinlemiyor. 2007'den bu yana her bir çiftçi ailesine 81.632 lira borç takıyor. Toprağını ekip milletin karnını doyuranı, açlığa mahkum eden bir hükümet var. Bu hükümetin partisine mensup olanlar bir de üstüne üstlük çıkmışlar. Çiftçinin pahalı cep telefonu var diyerek çiftçiye hesap vermek yerine çiftçiden telefonun hesabını soruyorlar. Arkadaş, siz çiftçinin telefonunun hesabını soracağınıza önce parti mensuplarınızın bileklerindeki kol saatlerinin hesabını sorun, milyonluk kol saatlerinin. Bu lafları eden hükümet yüreği varsa o koltuğu işgal etmez, istifa eder. Son bir yılda portakalın fiyatı %67, yumurtanın fiyatı %67, mercimeğin fiyatı %59, ayçiçek yağının fiyatı %54, pırasanın fiyatı %53, mısır özü yağının fiyatı %53 artmışken, mutfaklar yangın yerine dönmüşken, ülkede açlık yeniden ortaya çıkmışken, tencereler boşalmışken, yandaş gazetelerde markette nasıl az para harcanır diye manşet attıran bir hükümet var. Devletin televizyonuna çöpten nasıl yemek ayıklanır diye program yaptıran bir hükümet var. Devletin ajansına kendi esnafımızın değil, Japon esnafının dertlerini haber yaptıran bir hükümet var. Bunların yürekleri varsa o koltukta bir dakika oturmaz, istifa ederler. Emeklileri asgari ücretin altında aylık alırken, vatandaş canımız başımıza bela oldu deyip haykırırken, evladına okula gidecek pantolon alamadığı için babalar yaşamlarına kıyarken, analar bebeğini ısıtmak için saç kurutma makinesini açıp kış gününde yaşamlarına son verirken, milletin halini görmeyen, sesini duymayan, saraylarında vur patlasın, çal oynasın alem yapanlar, yürekleri varsa işgal ettikleri o koltuklarda bir dakika dahi oturmaz, istifa ederler. Liyakat yerine sadakat deyip damadını ekonomi yönetiminin başına atayan, damadıyla beraber Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları har vurup harman savuran, milleti pahalı döviz ile yüksek faiz arasına sıkıştıran, hükümetin tek sorumlusu benim ben diyen yüreği varsa istifa eder. Verin şu kardeşinize yetkiyi, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl uğraşılır görün dedikten sonra, geçen ay 21 milyar liralık faiz ödemesiyle Cumhuriyet tarihinde tek bir ayda en yüksek faiz ödemesi yaparak rekor kıran, Almanya eksi faizle borçlanırken, Japonya sıfır faizle borçlanırken, İngiltere binde beşin altında faizle borçlanırken, kötü yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti hazinesini %6 gibi tefeci faiziyle borçlanmak zorunda bırakan bir yönetim, o koltukta bir dakika dahi oturmaz, yüreği varsa istifa eder. Ekonominin sorumlusu benim ben diye barbar bağıracaksın. Ondan sonra da 2,5 yılda 1.645.000 yurttaşımız işinden olacak. Çalıştığı işten olacak. İşsiz sayısı 10,5 milyona tırmanacak. Ülkemizin en önemli stratejik varlığı olan gençler ev genci olacak. 6 milyon gencimiz evinde oturup anasının babasının eline bakacak. Ama sarayınızın mensuplarının ve mahtumlarının sahte diplomaya bile aldırmadan ballı 3-5 maaş getiren işi olacak. Hiç kusura bakmayın, bunları yapan ar edip istifa eder.
10 yıldır 2023 hedefleri diyerek milleti kandıran 2 trilyon dolar milli gelir, millete 2 trilyon dolar milli gelir vaat edip bu ülkeyi 10 yıl yönetip 2023'e 2 yıl kala, kusura bakmayın bu gelir ancak 875 milyar dolar olabilir diyen, yine 10 yıl önce millete yıllık gelirin 2023'te 25 bin dolar olacak adam başına deyip, sonra da kusura bakmayın 2 yıl kala 2023'e ancak 10 bin dolar yapabilirim diyen, işsizliği 2023'te %5'e indireceğim deyip, 2023'e 2 yıl kala kusura bakmayın işsizlik %11'de kalacak, 11'e çıkacak diyen ve millete vaatlerini tutmayanlar o koltukta bir dakika oturmaz, istifa eder. Mehmetçiğimizin başına Irak'ta çuval geçirirken Amerika'ya nota ver diyenlerle ne notası, müzik notası mı deyip alay eden, bakanlara rüşvet veren, sonra da Amerika'ya kaçıp itirafçı olan İranlı için bir de değil, hem de iki kez Amerika Birleşik Devletleri'ne nota veren, teröristlerin önünden atamız Süleyman Şah'ın tabutunu sırtlayıp türbesini, vatan toprağını teröriste bırakıp kaçanların, ordumuzun en stratejik tesislerinden tank palet fabrikasını tek kuruş almadan Katar ordusuna peşkeş çekenlerin, kendilerine aptal olma diye hakaret mektubu yazan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na o mektubu iadeli taahhütlü göndermek yerine ayağına giden bir kişi, azıcık yüreği varsa o koltukta bir dakika oturmaz, istifa eder. Askeriyeyi, adliyeyi ve tüm bürokrasiyi teslim ettiği ortağı, millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladıysa, o hain darbe girişiminde 248 yurttaşımız can verdiyse, binlerce yurttaşımız yaralandıysa, ülkeyi yöneten Allah affetsin diyerek kurtulamaz, sorumluluk duygusu varsa o koltukta bir dakika dahi oturamaz, istifa eder. Beşiktaş saldırısında şehit olanlar için toplanan paraları, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan yardımları taslamam hak sahiplerine dağıtamayan, millete bunun hesabını da veremeyenler, kul hakkından korkuyorlarsa o koltukta oturmazlar, istifa ederler. Evet, istifa etmek esas yürek işidir Sayın Erdoğan. Oturdukları koltuğa güç vermek yerine güçlerini oturdukları koltuktan alanlar, koltuklarını bırakmaya cesaret edemezler, istifa edemezler. O koltuğu bırakmamak için türlü oyunlara başvururlar. Türkiye'yi uçuracak dedikleri bu ucube rejim 2,5 yılda iflas etti. %50+1 tehlikeye girdi. Şimdi küçük ortaklarıyla beraber şahsım rejimi anayasaya uymadı, anayasayı şahsım rejimine uyduralım demeye başladılar. Milletin ızdırabı ortadayken ellerinde kalan bu çürük malı, bu ucube rejimi millete yeniden pazarlamaya kalkıyorlar. Ya ne zaman anlayacaksınız? Bu ucube şahsım rejimi milletimize uymadı. Milletimizin cebini yaktı, tenceresini boşalttı. Bu ucube şahsım rejimine uygun olacak anayasayı tartışmak abeste iştigaldir. Boş iştir, milletin vaktini çalmaktan başka bir şey değildir. Değerli basın mensupları, kahramanı kadar gafili de haini de çok bir milletiz. Bu tespit bizim değil. Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bu devleti kuranlar sadece emperyalizme karşı mücadele etmedi. Emperyalizmin yerli işbirlikçilerine karşı da amansız bir mücadele verdiler. Hatta milli mücadelede iç cephe belki de dış cepheden çok daha yorucu oldu. Bu milletin semalarından ay yıldızlı bayrak inmesin, bu milletin kulaklarından ezan sesi silinmesin diye göğsünü siper eden Kuvayi Milliye'ye arkadan saldıran, Kuvayi Milliye'ye adi eşkıya, kudurmuş haydutlar, maskara, aldanmışlar diye ağır hakaretler, ağza alınmayacak hakaretler eden, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin eteklerine yapışmış, yüce dinimizi istismar etmeye kalkan,
din adamı kisvesine bürünmüş bir bezirgan için AK Partili bazı vekiller ve bu devletin valisi anma programı düzenlemiş. AK Partili vekil bu toplantıda hızını alamamış, şanlı milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten hesap sormaya kalkmış. Bu yapılan sıradan bir gaflet değildir. Beyefendi, bugün Gazi Meclis'te vekillik yapıyorsanız bunu Gazi Meclis'in ilk başkanına ve milli mücadelenin başkomutanına borçlusunuz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Gelelim valiye. Bugün boğazından Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının ödediği kör kuruş geçiyorsa onu bu devleti kuran kahramanlara borçlu. Oturduğum makamda şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa onu o anmaya gittiğin bezirganın hain alçak diye hakaret ettiği milli mücadele kahramanlarımızın ve şehitlerimizin al kanına borçlusun. İnsan ekmeğini yediği devletine ve onun kurucusuna bu şekilde ihanet edemez. Azıcık haysiyet, şeref ve onur kırıntısı var ise bu rezaletin sorumluları milletten özür dilerler ve derhal istifa ederler. Siz kim? Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten hesap sormak kim? Herkes yerine haddini bilsin. Bir sözüm de Devlet Bahçeli'ye. Ne oldu Sayın Bahçeli? Ortağınızla beraber saraylı olunca Türk milletinin ebedi başbuğuna Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan saldırılar, hakaretler artık sineye mi çekiliyor? İngiliz ve Fransız işgalcilere övgüler düzen. Yunan ordusu halife ordusu sayılır diyerek Kuvayi Milliye'ye olmadık hakaretler edenlerle artık aynı safta mısınız? Bu mudur yerliliğiniz? Bu mudur milliliğiniz? Bu edepsizliğe sessiz kalınırsa Cumhur İttifakı Cumhuriyet düşmanlarının ittifakı olur. Bugün herkes yaptıkları kadar yapmadıklarıyla da, söyledikleri kadar söylemedikleriyle de tarih ve millet önünde mesuldür. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu veriyor. Sandık önüne geldiğinde de herkese hak ettiği dersi verecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Efendim, MYK toplantınız devam ederken eski Cumhurbaşkanı adayınız Muharrem İnce partiden istifa etti ve istifa ederken de bazı ithamlarda bulundu. CHP artık bir tabeladan ibarettir. Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP'dir dedi. Atatürk'ün kurduğu CHP kendi ilkelerinden uzaklaşmıştır dedi ve ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum ifadelerini kullandı. Sayın İnce'nin bu istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz ve E-Devlet üzerinden istifa edeceğim demişti. Genel merkeze ulaşan bir istifa var mı? Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse, bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse, Cumhuriyet Halk Partisi 2020'de de aynı yerdedir. Nokta. Arkadaşlar, istifa Cumhuriyet Savcılığı aracılığı E-Devlet'ten yapıldığı zaman gelir, ulaşır. Bunun için özel ulaştı mı ulaşmadı mı sormadım açıkçası ama zaten istifada sözlü beyan esastır. Efendim, bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onlara geçeceğim. Halk TV tarafından yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de metro açılışı esnasında bizim belediyelerimiz daha ucuza borçlanıyor sözlerine Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan kınama geldi. Sizin bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı?
Şimdi en sonunda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Açıkçası bu açıklamayı çok yadırgadım. Bu açıklama aslında bu ülkenin içinden geçmekte olduğu büyük devlet krizinin en güzel göstergelerinden biridir. Yani damat bakan devleti, devletin geleneklerini bilmiyor diyorduk. Yeni atanan bakanın, Sayın Elvan'ın devlet adabını, devlet memurluğunun ne olduğunu bildiğini düşünüyorum. Ana muhalefet partisi lideriyle polemiğe girmek, hem de kendi kurumunu, doğrudan kendi olmadan kendi kurumunu bu polemiğe sokmak, korsan bildirim misali kınama yayınlamak, devletin hangi geleneğinde var? Bir diyeceğim varsa açıklamanın altına kendi ismini koyarsın, açıklamanı yaparsın. Müesseseye kınatmak ne oluyor? Yani anlaşılan damat adizi itizine karıştı, sonumuz hayrola derken çok da haksız değilmiş. İkincisi arkadaşlar, o metinde bir de aba altından sopa göstermek var. Ne diyor ya Hazine ve Maliye Bakanlığı? Kredi sözleşmesi daha tam bağıtlanmadı diyerek. Ne demek istiyorsunuz? Belediyeyi üstü kapalı tehdit mi ediyorsunuz? Ondan sonra da çıkacaksınız, bizleri yatırım düşmanı olmakla itham edeceksiniz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçilmeyen köprü ve yol için dövizli garanti verilmesine karşı çıkmak, yatırım karşı çıkmak, tüyü bitmedik yetimin hakkını yedirmemek için bu mücadeleyi yapıyoruz. Biz yatırımlar için her zaman Allah yaptıran, yapandan da yaptırandan da razı olsun dedik. Asıl yatırım düşmanlığı belediyelerimizin yatırımlarını engellemekle tehdit etmektir. Hem de devletin bakanlığını kullanarak. Yani bu bakanlığın genel başkanımıza, yani bu bakanın genel başkanımıza laf yetiştireceğine şunun hesabını vermesi lazım. Bugün Almanya negatif faizle borçlanırken, Japonya sıfıra yakın faizle borçlanırken, İngiltere 1/5, Amerika 1/5 gibi komik faizlerle borçlanırken, Türkiye Cumhuriyeti hazinesi %6 gibi son derece yüksek tefeci faiziyle neden borçlanıyor? Millete bunun hesabını bir verin. Ben söyleyeyim. 128 milyar dolar Merkez Bankası kasasındaki rezervi erittiğiniz için. Bunun hesabını soruyor musunuz? Kim yaptı diye tahkik ediyor musunuz? Hayır, yok. Bakın, bu işler hasetlikle olmaz. İşte görüyorsunuz. Metro temelleri atılıyor, metro yatırımları açılıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde altyapı yatırımları tamamlanıyor, açılışları yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çalışanları aldıkları maaş ücret karşısında, aldıkları asgari ücret karşısında çok çok seviniyorlar. Bunlar bizim ülkeyi ne kadar iyi yöneteceğimizin de birer göstergesidir. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde yatırımlar devam edecek. Ama tüy bitmedik yetimin hakkı yenmeden. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde çalışanların yüzü gülecek. Bunu çekemiyorlar, 10 parmaklarında 10 kara demediklerini bırakmıyorlar. Evet. Efendim, Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. AK Partililerin Erdoğan'ın yanındayız başlığıyla başlattığı sosyal medya kampanyasına birçok vali de destek verdi. Geçtiğimiz günlerde de siyasette militan tartışması yaşanmıştı. Siz bu paylaşımları ve bu desteği nasıl yorumlarsınız? Ya açıkçası maskaralık. Yani vali devlet memuru. Devlet memurunun hem de en üst düzey, ildeki en yüksek devlet memurunun AK Parti'nin eş il başkanı gibi davranması olmaz, kabul edilemez. Davranırsa devlet memuru olamaz. İstifa edersin, siyaset yaparsın. Devlet memuru herhangi bir partiye değil,
millete ve devlete karşı mesuldür. Bunu sadece valiler yapmıyor yalnız. İş Milli Eğitim Müdürlerine kadar inmiş vaziyette. Kendini AK Parti'ye karşı mesul hisseden memurlar bunun sonuçlarına da katlanırlar. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanlarının kalabalıklardan uzak durulması yönünde uyarıları var. Buna karşın AK Parti kongreleri ciddi kalabalıklarla yapılmaya devam ediyor. Son olarak Edirne İl Kongresi sonrası 47 kişinin pozitif olduğu iddiası gündeme düştü. Sizin bu pozitif olma ve kalabalık kongrelerle ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Memlekette salgın var diye lokantalar kapalı, kahvehaneler kapalı, kafeler kapalı, esnaf kan ağlıyor. Barolar genel kurullarını yapamıyorlar. Ama sosyal mesafeye uymadan şarkılı, türkülü toplantı yapılan tek organizasyon AK Parti İl Kongreleri. Vatandaşa yasak olan her şey AK Parti'ye serbest. Erdoğan sosyal mesafe kurallarına uymadan salonları doldurulan partililerine teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Ama Sağlık Bakanı kalabalık toplantılar yapmayın diyor. Vaka sayıları kritik seviyelerin üzerinde seyrediyor. Aşı yok. Daha önce de söyledim. Bu kongrelerden sonra o illerdeki vaka sayısı artışlarının vebali Erdoğan'ın boynunadır. Tekrar burada büyük bir özgüvenle tekrarlıyorum. Erdoğan bu sorumsuzluğun vebalini üstlenmeli ve istifa etmelidir. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yaşananlarda son olarak öğrenci Beyza Buldağ için tutuklama kararı verildi. Öğrencilerin tutuklanmalarının hukuksuz olduğuna ilişkin tepkiler de var. Sizin bu tutuklamalara ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Bu öğrencinin tutuklanmasını gerektirecek ortada hiçbir hukuki gerekçe yok. Bir kere yazılan mektupta ne Cumhurbaşkanı'na hakaret var ne de halkı kin ve nefrete tahrik var. Hadi diyelim ki var. Olsa bile bu suçların yatarı yok. Yani yatarı olmayan bir suçun tutuklaması da olmamalı. İktidar korkuları nedeniyle gencecik yavrularımıza eziyet ediyor. Korkuyla ülke yönetilmez. Korkuyla hükümet olunmaz. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Devlet eski bakanı Fehim Adağ'ın anma töreninde konuşan Bülent Arınç, dünün mücahitlerinin müteahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. En büyük sıkıntımız dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten gözlerinin kamaşmasıdır dedi. Sizin bu açıklamaya ilişkin yorumunuz nasıl olacak? Sayın Arınç AK Parti'nin kurucularından. Yani bu tespiti AK Parti'nin bir kurucusu yapıyor. Mücahitlerin önce müteahhit, sonra müşahit olduğunu, gözleri gören, kulakları duyan, kalbi mühürlenmemiş herkes zaten görüyor. Yola mücahit olacağız diyerek çıkanların milleti ne hale getirdiklerini konuşmamda anlattım. Bülent Arınç daha önce de koltuğu boşaltmakta sıkıntısı olanlar için şu tespiti yapmıştı. Birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa altını pisletmiştir. Milleti bu hale getirenler istifa etmelidir. Söyledim, bir daha söylüyorum. O koltukta bir dakika dahi durmamalıdır. Efendim Fox TV'nin bir sorusu da şöyle. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'nin kararına atfen Enis Berberoğlu hakkında yargılamanın yeniden yapılmasını talep ediyor. Ve yerel mahkemeye dokunulmazlık vurgusuyla Berberoğlu'nun şu an itibariyle milletvekili olduğunu hatırlatıyor. Sizin bu gelişmelere ilişkin yorumunuz nasıl olacak? 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin ikinci uyarısından sonra. Bu bizim içimizi acıtıyor. Bu karar da UYAP'ta yayınlandı.
Mahkeme kararının bir an önce Adalet Bakanlığı'na gelmesi, bakanlığın da saniye kaybetmeden bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermesi gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da ilk oturumda bu kararı okutarak arkadaşımızın gasp edilen hakkının iadesini sağlamalıdır. Milletin kendi iradesinin gasp edilmesine daha fazla tahammülü kalmamıştır. Evet. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin eski isimleriyle partinin bölünmemesi için bir araya geldiği ve milletvekillerinin de bazı önerilerde bulunduğuna ilişkin haberler var. Bu öneriler bugün MYK'da gündeme geldi mi? Hayır, gündeme gelmedi. Efendim, Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Geçen haftaki CHP-HDP görüşmesinde HDP'nin Esenyurt ilçe binasından çıkan görüntüler gündeme geldi mi? HDP'nin CHP'ye ziyaretinin ardından HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, PKK konusunda HDP ile CHP arasında bir fikir ayrılığının olmadığını savundu. Siz bu konuya ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? Birinci sorunuz geçtiğimiz haftalarda da sorulmuştu. Bu konudaki görüşlerimizi kamuoyuna açık, net bir şekilde anlattık. İkinci sorunuza gelince, bu konuların gündeme gelmediğini HDP eş başkanı teyit ediyor. Yani şimdi açıkçası bu sorunun neden sorulduğunu anlayamadım. Hatta biraz da maksatlı buldum. Ama yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Beka Vadisi'ne gidip terör örgütü elebaşına karanfil sunup resim çektirilenlerin adresi bellidir. Bu soruları onlara soracaksınız. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru daha oldu. Soru şöyle. Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalarda CHP parçalanmaya başladı dedi. Bu parçalanmaya başladı sözlerine ilişkin sizin yorumunuz ne olacak? Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Cumhuriyet Halk Partisi asırlık çınardır. Sel gider, kum kalır, rüzgar kayadan ne alır? Teşekkür ediyorum arkadaşlar.